Hoş geldiniz, çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz Sibel Hanım, çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Kötü günler geride kaldı çok şükür. Odanızı da hazırlattım, umarım memnun kalırsınız buradan. Çok teşekkür ederiz. Sibel Hanım, odasına yerleştirelim artık ha. Hoş geldiniz Sibel Hanım. İyileştiğinize çok sevindim. İyiyim Cemal Bey. Eskisinden çok daha iyiyim. Ne güzel. Buyurun. İsmet, ben vallahi bıktım, billahi bıktım. Bir de şimdi Sibel Hanım geldi ve benim hasta bakmam eksikti yani. Tamam Songül, tamam, bir sakin ol ya. Bak, bu arabanın freni patladı. Yokuş aşağı alabildiğine gidiyor. Yapacak bir şey yok yani. Benim bütün çabam bu kazadan sağ kurtulmak. Sakin ol hayatımın Songül'ü, sakin. Ay İsmet, ne yapıyorsun ya? Şimdi biri gelecek, Allah'ım yarabbim. Bak burada ne var? Hadi beyin diş fırçasının aynı. Git koy yerine. Bu aynı değil, bu lacivert bu. Aynı şeyin laciverti. Ne fark eder? Ona mı dikkat edecek? Git koy. Tamam hadi. Lan herkes de gerim gerim geriliyor. Böyle rahat mı anneciğim? Tamam, tamam, rahatım ben. Dur üstüm, dur. Tamam, iyiyim. Tamam, bu kadar rahata alıştırma beni. Daha da iyi olacaksınız inşallah. Lütfen bir şeye ihtiyacınız olursa söylemekten çekinmeyin. Size de zahmet verdim Mihra Hanım. Ne güzel yapmışsınız böyle burayı. Siz, biz yok artık. Mihra Hanım'la Cemal Bey benimle çok ilgilendi anne. Biz koca bir aileyiz. Artık bir çatı altında yaşayacağız. Artık hep mutlu olalım, olur mu? Hep bir arada olalım sevdiklerimizle. İnşallah kızım. Mihra Hanım, tekrar çok teşekkür ederim. Siz ailenize çok yardımcı olmuşsunuz. Yardım et bana. Sibel Hanım. Yardım et bana. Sibel Hanım, siz misiniz? Alo. Kimmiş? Sibel mi? Benzettim ama. Sibel Hanım, siz nikah gecesinde beni aramış mıydınız? Hayır. Aramadım. Ben sadece ailenize mesaj gönderdim. Bu kadar. Siz... o gece seni biri mi aradı? Evet, bir kadın aradı epey geç saatte. Niye bana söylemedin anne? Yanlış aradı sandım. Zaten hemen kapandı. Neyse canım. Sesinize çok benzettiğim için sordum. Arayan ben değildim. Sizi burada görebilmek ne kadar güzel. Çok geçmiş olsun. Hadi bakalım. Biz çıkalım da Sibel Hanım biraz dinlensin. Hemen iyileş olur mu? Anneciğim, vaktim varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ya
Sizi bu hale Cemal Bey getirdi değil mi? Başkalarını suçlayacağınıza neden önce kendinize bakmıyorsunuz Kadir Bey? Anlamadım. O gün bana arabada söylediklerinizden sonra çok düşündüm. Sonra kendinize zarar verdiniz. Öyle mi? Bakın ben sizin intihara teşebbüs etmediğinizi biliyorum. Bu hayatta her şeyi bildiğini zannedenler en çok yanılanlardır. Benim sizi araçtan indirdiğim yerde başka bir araca bindiniz. Sizi bu hale biri getirdi. Biliyorum. Ne halde olduğum ortada. Çok büyük zorluklar yaşadım. Ve izin verirseniz artık biraz dinlenmek istiyorum. Thank you.